Osmanlı Devleti'nin devlet adamları arasında siyasi çekişme yaşandığı pek çok kez görülmüştür. Ancak hiçbir rekabet Ahmet Hevzi Paşa'nın yaptığı gibi bir şeyle sona ermemiştir. Padişah II. Mahmud'un korkulu rüyası Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanıyla devleti çok zor duruma sokmuş, bununla yetinmeyip Osmanlı ordusunu Konya'da darmaduman etmiştir. Vali ile Padişah Savaşı'nı sona erdiren Kütahya Anlaşması kimseyi memnun etmemiş, aksine yeni savaşın hazırlıklarını doğurmuştur. İşte o günlerde II. Mahmud Rusların ve İngilizlerin desteğini alarak Kavala üzerine askeri harekat planları yapmaya başlamıştı. Ruslarla Ünker iskelesi İngilizlerle Balta Anlaşması imzalanmış, Osmanlı'daki Rus-İngiliz-Fransız rekabeti çok daha artmıştı. İşte böyle bir dönemde Babali devlet adamlarının da kimi devletlerle yakınlaştığı görülmekteydi. Özellikle Fevzi Paşa için Rusların adamı yakıştırması yapılıyordu. 1836 yılında kaptanı deryalık görevine getirilen Ahmet Fevzi Paşa'nın en büyük rakiplerinden biri ise Hüsrev Paşa'ydı. Seraskerlik makamında bulunan koca Hüsre Paşa hiç beklenmedik şekilde 1837 yılında bu mevkiden azledilmiş, devletteki ağırlığını saraya damat yaptığı yetiştirmeleri olan damat Halil Rıfat Paşa ve damat Said Paşa üzerinden devam ettiriyordu. İşte bu süreçte ikilinin arasındaki mücadele zirve noktaya kadar çıktı. 1839'da Kavalalı güçleriyle yapılan ve ağır kayıplı sonuçlanan Nizip Muharebesi'nden bir hafta sonra Padişah II. Mahmut vefat etmiş ve yerine Koca Yusuf Paşa'nın maneviyatına dokunduğu Şehzade Abdülmecit, 1. Abdülmecit olarak tahta cülüs etti. İşte kırılma noktası da bu olay oldu. Taht değişikliği yaşanırken donanma ile birlikte Çanakkale Boğazı'nda görevde bulunan Kaptanı Derya Fevzi Paşa haberi alınca son derece sarsıldı. İstanbul'dan peş peşe gelen Koca Yusuf Paşa'ya dair azil kararları Fevzi Paşa'yı iyice paniğe sürükledi. Donanmada bulunan bazı kimseler İstanbul'daki hizbin donanmayı Ruslara teslim edeceğini söylüyor, Fevzi Paşa'yı İstanbul'a gitmemesi yönünde etkiliyorlardı. Ahmet Fevzi Paşa'nın yakınındakilerden Osman Bey, tarihe Topal Osman Paşa olarak geçiyor, donanmanın Kavala'ya götürülmesini telkin ediyordu. Fransa'nın Akdeniz donanması amirali, Amiral Lalande ile görüşen Osman Bey bu fikri ona da anlattı. Betis'i görüşmenin sonucunda Ahmet Tevfik Paşa'yı yeni padişah 1. Abdülmecid'in Koca Hüsrev Paşa'nın esiri olduğuna, kati surette İstanbul'a gitmemesi gerektiğine, donanmayla birlikte Mısır'a gitmeleri yönünde ikna etmişti. 14 Temmuz 1839 günü Osmanlı donanması uzun bir yolculuktan sonra İskenderiye'ye ulaştı. Kavalalı ilk başta donanmanın taarruz amacıyla geldiğini zannederek korkuya kapıldı. Kısa süre sonra Fevzi Paşa'nın durumu anlaşıldı ve Kavalalı ile Fevzi Paşa bir görüşme gerçekleştirdi. Osmanlı Devleti'ne isyan etmiş iki asi paşa artık bir aradaydı. İki asinin tek bir ortak noktası bulunuyordu. Hüsre Paşa nefreti. Kavalalı Mehmet Ali Paşa donanma komutanlarına hitaben bu olayın Hüsre Paşa yüzünden yaşandığını, kendisinin padişaha kalben bağlı olduğunu niyetinin Müslümanları birleştirerek bu kirli oyunu bozmak olduğunu ve İstanbul'a gidip padişaha bağlılık bildirip bu kirli oyunu bozacağını söylüyordu. Ancak İngiliz saldırısına karşı ne olur ne olmaz donanmanın açıkta durmamasını limana yanaşıp Mısır donanmasıyla birleşmesini istiyordu. Subay ve denizcilere silahları da teslim alındı. Sonuç olarak Osmanlı donanması tümden bir oldu bittiyle Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya teslim oldu. Hain Ahmet Fevzi Paşa yaptığı hareketten kısa süre içinde pişman olsa da Osmanlı subay ve denizcilerine artık Mısır üniforması giydirilmişti. Fevzi Paşa Mısır'da rezil bir hale düşmüş, Kavalalı tarafından bile ciddiye alınmaz hale gelmişti. Günden güne Kavalalı ile arası bozulmuştu. Kavalalı'ya tepki olarak kendisine verilen evi terk edip donanma gemisinde yaşamaya başlamıştı. Osmanlı subayları da pek zorlu günler geçiriyordu. Kavalalı bir dizi entrikalar ve zorlu mücadeleler sonucunda donanmayı geri vermek durumunda kaldı. Donanma Kaptan Volker Paşa ve Mazlum Bey tarafından teslim alınacak ve payitahta getirilecekti. Volker Paşa, Mahmud Yatlı Osmanlı gemisine padişah bayrağını çekti ve 16 Mart 1841'de İstanbul'a ulaştı. Kavalalı'ya hususi iletilen emirde olaylardan sorumlu Hain Ahmet Hevzi Paşa, Osman Bey ve Hacı Şerif Ağa'nın İstanbul'a gönderilmemesi istenmişti. Hayır Ahmet Fevzi Paşa bütün bu olayların pişmanlığı içerisinde 1842 yılında İskenderiye'de vefat etti. Ölümünden sonra bile affedilmedi. Öyle ki Fevzi Paşa'ya ait nişanların evlatlarında kalması istenince Padişah Abdülmecit bunu bile reddetti. Osman Bey ise zaman içinde kendisini affettirecek hatta Bosna Ersek Valiliğine kadar ilerleyecekti. İşte Osmanlı'nın hain paşasının hikayesi.